Outrageous Okan'a, Nijeryalı sağ bekimiz Outrageous Okan'ın maceraları. Ya bu bölüm iyi gibiydi, kötü gibiydi derken konuşalım mı konuşmayalım mı dedik. Yarısı iyi, yarısı kötü bir bölüm ya bu. Evet, o yüzden ana konu o kadar tırt ki böyle bir Han Solo, Indiana Jones kırması bir karakterimiz var. Abi gemim bozuldu. Biraz da seksiyim. Sizin gemideki ablalar da yanıyor galiba. Dur ben bir geleyim oraya falan. Çok Evet, çok hemen o kafalara girildi yani. Ben böyle bir çok tık çok işte diyorum sığdı ya, ya. işte eski kafa yeni kafa arasında gidiyor geliyor gerçekten dizi. Yani ya şu açıdan söyleyeyim bunu bu arada. Eski dizide çalışmış ve yazmış olan yazarlarla yeni kadroya alınmış yazarlar arasında perde arkasında bayağı birbirlerine jilet tükürmece var buralarda hep açıkçası. Belli Yani şey bir durum var yani, o bölümü o yazdı, bu bölümü ben yazacağım abi o zaman. Ya beraber yazsanız tamam, beraber yazalım falan, ama böyle mesela o yüzden böyle bölümler çıkıyor ortaya. Çünkü The Outrageous Okona bölümünü niye aldık diye düşünenler varsa şu anda, yani biraz tırt topurta bölüm olduğunu fark etmişsinizdir. Arkadaşlar gayet de data ve data mizahı keşfediyor kısmı için aldık Aa çünkü. evet. Yani O bölüm ama inanılmaz. yemişim Outrageous Okona'yı, bayağı şey, Yeşil Vadi bizimdir, hayır bizim. Bomboş. Ya bir de bak, Bomboş muhabbet. iki tane mesajı vermeye çalışınca dizi şeyden de kopmuş. Bunu şu ana kadar çok iyi yapıyordu. Bu bölümde yapamamışlar. İki hikaye, sen de söyledin. Ana hikaye, yan hikaye. Hep böyle bir ortak paydaları yakalayıp gidiyorlardı. Burada tamam, hani Okan'a tarafında kimse göründüğü gibi değildir gibi bir şeye bağlamaya çalışıp aşırı eğreti durduran bir hikaye var. Hiçbir şekilde tutulabilir bir yanı yok. Diğer tarafta Data ve insanlığın işte humor'a bakışı, mizah keşfi, Data'nın bunu anlaması. Oo oğlum, burada yine beyinler yanıyor. Dur bir dakika. Çok tuhaf işler dönüyor falan dedin. İki uç böyle, hani 20'şer dakikalık iki bölüm yapsalar daha da iyi olabilecek bir bölümdü. Ama Data muhabbeti dediğin gibi inanılmazdı ya. Hele ki bak, bugünler yine bugüne kadar gelmiş bir dizi. Hala mizah konusu tartışmalı. Hala işte insan niye gülüyor buna diyen, hani aynı şeye bir %50 gülerken %50 asla gülmeyebiliyor. Ya yani mizah konusu bence insanlığın gerçekten, ki bu dizinin de bu bölümünde biraz mesajı oydu. Çok unik bir şey ya. Çok hoşuma gidiyor o yüzden. Mesela sen Okan'ı duyunca Nijeryalı sağ bek diye düşündün. Ben Evet. Okan'ı şey diye görüyorum hep. Okanır. Ha. Anladın mı? Hani Okanır'dan ve Okanır dememişler de Okan'la demişler, öyle yapıştırmışlar geçmişler. İşin tuhaf tarafı Okanır bir de bütün bölüm şeye yazıyor. Teleportçu başı abla var ya bir tane. Evet ya, göz kırpmalar. Onun Terry Ya. Hatcher olduğunu fark etti mi peki? Abi evet ya. Bakacaktım bak, iyi hatırlattın. Ya dedim, bu Terry Hatcher'a ne kadar benziyor. Ben bir de Desperate Housewives çok severim. Biliyorum biliyorum. Aynen, Terry Hatcher'a da hastayımdır yani. Ya diyorum, çok benziyor. Dur dedim, bölüm bitince bakayım demiştim. Unutmuştum. Çok iyi hatırlattın. Ben Yani. mesela senin gibi Desperate Housewives'çı değilim. Ben direkt MILF'çi olduğumu kabullendim ve hayata da devam ettim. Araya dizi sıkıştırmıyorum senin gibi. Yok, ben onu seviyorum ya, Bir de diziyi bir şey söyleyeceğim ama mesela Terry Hatcher'ın bu bölümde dudakları normalden kalın mı abi? Dudak mı inceltmiş acaba yaşı ilerleyince? ona o kadar dikkat etmedim ya. Olabilir ama. Ne, bana biraz öyle geldi yani. Neyse, bu alakasız bir detay. Hadi bölümün keyifli kısımlarına geçelim. Geçelim. Efendim hep beraber de gidiyorlar şeye. Bakıyorlar Okanır sempatik bir tip. Bombok da espri yapıyor bu arada. Yani Okanır da hiç yazamamış. Hani Of çok kötü harbiden ya. karizmatik bir karakter yazsalar belki bu kadar gıcık olmayacak. Bir de böyle karakter karizmatik de değil. Çok karizmatik şeyler de söylemiyor ama böyle bir herkes böyle bir aman ne kadar karizmatik falan gibi davranıyor ya. Çok böyle yapmacık olmuş bu bölümde. Ya giyinişi farklı, biraz böyle korsan tadı var. İşte Var ama yani yok yani aslında. Şimdi şeyi izlemiş misindir abi sen? Adını söyle. neyi? Hatırlamaya çalışıyorum. Princess Bride'ı. Yok, izlemedim. Princess Bride'ın başrolündeki adamımız, abimiz. İşte tam ideal yani, anladın mı? Hani bu karakter tipinin, rogue kahramanın ideal versiyonu Princess Bride'da. Yani Robin Hood'dan da iyidir. Bir ara bakarız, izleriz istersen, Olur, yatay vakitte bakalım. konuşuruz yani. Güzel olur. Yani o kadar iyidir ki, ama rogue karakteri yazılamadığında da aha böyle oluyor. Baya geliyor böyle amca amca espriler yapıyor. Yanında da şeyi koymuşlar. Herhalde diğer aktörler şey demiş ya. Bu espri de gülecektiniz, kusura bakmayın falan demiş. Yanına o yüzden Wesley'i koymuşlar. Wesley de çocuk ya, ne dese gülüyor böyle. Diye gülüyor sürekli. Bir de onun için böyle bir idealize bir kişi ya. Ben de böyle olabilirim. Ha. Yakışıklı, havalı falan. Evet. Ama işte onların arasında küçük şey bir denge var. İşte Wesley böyle adamı bir şey zannediyor. Adam
tırt o aslında. Sonra bakıyor Wesley kendisini bir şey zannediyor. O da diyor ben de belki acaba azıcık daha düzgün birisi olabilir miyim falan. Öyle küçük bir denge var orada ama. Yani bir Star Trek bölümünü kurtaracak muhabbetler değil bunlar. Star Trek bölümünü kurtaracak güzel kızım ise Data'nın ya bu herif komik değil neden gülüyorsunuz? Ya çok güzel. Serzenişte bulunmasından sonra olur mu abi komik ya falan diyorlar. Data da neymiş ulan bu komedi diye. Holodeck'e gidip komedi öğrenmeye çalışıyor ya. Allah'ım o kadar keyifli ki izlemesi. Oğlum çok iyiydi ya. Ya bir de şey ironisi çok iyi. Data aslında komik ya ve neden komik olduğunu anlamıyor. Çünkü sen bir androidsin. Ve android tabii gibi tepkiler verdiğinde insanlar gülüyorlar ya devamlı buna. Niye güldünüz tabii lan bana falan. Zaten komiksin sen yani. Ama işte o işte Data şeyleri falan çok komik abi. Gidiyor komedyandan hareketleri öğreniyordu. Sonra geliyor şeye Whoopi Goldberg'e şey yapıyor ya böyle. Sonra adam gelmiş. Şöyle böyle. Oğlum inanılmaz güldüm. Bir de Jerry Lewis'i tanıtarak yaptığı için ona Jerry Lewis karakteri de şey diyor ya. Evet, evet. Ha böyle diş takıyoruz ve aptalca hareketler yapınca komik mi oluyor abi falan diyor. Diş midir abi falan diyor böyle. Ya çocuk soruyor. Ya, o kadar haklı sorular ki yani gerçekten. Abi, bu konu şeyde falan işte son zamanda daha çok gündeme geldi ya. Ne bileyim işte Netflix sayesinde böyle acayip stand-up yağdı belli bir seyirci tayfasının üstüne. Sonra ajans bu hayatında bir kere ajansla çalışmış olan herkes ben de stand-up yapabilirim dedi ve böyle bir anda Kadıköy'ü Netflix izlemiş stand-upçılar bastı. Sonra onlar Brooklyn'de mizah yaptıklarını zannedip aslında Türkiye'de mizah yaptıklarını hızlıca fark edip aa falan gibi olundu böyle bir anda. Bizim ülke bu ara bir stand-up kültür şoku yaşadı ya küçücük. Yani o yüzden biraz da şey buldum. Biraz alakalı buldum yani günümüzde gündemimizle. Zaten ben iyi bilim kurgu da bunu seviyorum birazcık. Yani iyi bir bilim kurgu birazcık bugüne yaslayabileceğim bir şeyler içermiyorsa space opera oluyor benim için. Anlat dur. O onu sevmiş, o onu sevmiş, o onun çocuğundan hamileymiş, o şeymiş falan. Ya ne anlatıyorsun dayı? Ya stand-up'ın bazen işte kültürle bağını unutabiliyoruz çok gaza gelince. Yani ben mesela geçen bir ortamda hani bir İskoç stand-upçıya denk geldim. Çok ya çoğunda anlamadım bu arada. Yani o İskoç aksanı o kadar kötü ki bu arada. Yani anlayana kadar imanım geviriyor. Ve anladığım birkaç kısımda da altyazı bir şey yoktu. Yani canlı bir şeydi. İnternet üzerinden. Çok kültürel abi. Yine kendi İskoçlukları üzerinden. Britanya üzerinden espri yapıyorlar. Yani böyle gülümsüyorsun ama yani tabii abi komiktir herhalde falan. Ama adam yani kopuyor mesela. İngilizler kopuyor. Şimdi Türkiye'de de sen Türkiye'den uzaklaşınca gülmekten çok hani biraz ne diyor lan bu adama geliyor konu. Ama işte mesela tabii ben burada bizim İsmail Ömer'e örnek vermek istiyorum. Hani hem Türkiye tarihinden ama işte senin mesela şöyle bir bağ da var. Hani ya kültür deyince şundan da kopmamak lazım. Amerikan filmlerinin Türkiye'de yayınlandığı dönemleri hepimiz yaşadık. Daha çocukken bir tane film yayınlanırdı. Biz onu 100 kere izlerdik. O filmler kafamıza kazınırdı. Oradan da bir şey yakalayabiliyorsun. Hani bu da sende bir kültür bağı kurmaya başlıyor. Bu bağlar üzerinden de espri yapabilirsin. Bence bizim İsmail ve Ömer bunu iyi yakalıyorlar. Hani sırf tanıdık diye övmek istemiyorum ama hani bunu yakalayabildiğin zaman işte o kültüre senin o alıştığın kültüre bir bağ oluşuyor. Data da bunu kuramıyor aslında. Hani ya bir makinenin kültürü ne ki abi zaten? Hani sen insani olarak tarihine bakıyor ama yine anlamıyor adam orada. E tamam böyle olmuş diyor. Sana o bilgiyi veriyor. Tabii. Sen o bilgiyi hatırlamıyorsun bile. Ve bence şey çok güzel burada. İki bölüm üst üste Data'nın yani insanlığı böyle üst üste sorgulanıyor ya. Yani ilk, daha doğrusu Pulaski ile başladığından beri yani Pulaski bir diyor ki no hayırdır yani gerildim mi falan diyor ilk bölümlerde. Sonra Elementary bölümünde ya sen çıkarım yapamazsın falan evet getiriyor. Burada böyle sen mizah yapma buruma falan geliyorlar. Çocuğa çok yükleniyorlar. Çok yükleniyor. Ama Data da böyle öğrenmeye çalışıyor ve şey çok ilginç yani. Yani komedi öğrenmeye çalışıyor aslında. Bu kendi başına çok güzel bir şey. Yani bu bölümün tümü sadece bunun üstüne olabilirmiş. Yani keşke öyle olsaydı. Bence çok daha güzel bir konsept. Mizah öğrenmeye çalışıyor. Yani şey gibi bir bölüm yazılabilirmiş yani. İşte Kaptan Picard bilmem ne gezegenine gidiyoruz. Buradaki adamlar sadece şakayla, komiklikle işte ofansif mizah yapıyoruz diyerek anaya küfretmeyle falan anlaşabiliyorlar efendim. Ha hay Allah o zaman biraz gidelim de anne mizahı öğrenelim. İşte Riker ananı falan hani böyle anladın mı? Yani onlar orada öyle bir onlar orada öyle bir şeyler yapıyorlar. Data da böyle şey oluyor. Kaptan işte ofansif mizah ne demek? İşte mizahın ofansif olanı zaten. Peki mizah ne demek? Hadi bakalım bunu hadi bakalım. Hadi anlat. Hadi şimdi yani, anlat.
Koca bölüm bunun üstüne olsa bence Star Trek'teki yazarlardan çok güzel inciler çıkarmış burada. Onun yerine Data'da çok güzel bir konsept görüyoruz. Onun dışında da O'Connor Terry Hatcher'a zıpladı. O ona göz süzdü. O ona onun madalyonunu çalmış. Ama genetik test yapmışlar. Babası aslında öbürü. Of. Yani yarısı çok iyi, yarısı çok kötü bir bölüm ya bu bölüm. Kesinlikle ya. Bir de şeyden çıkamıyor ya, o bir yan hikayeye geçiyorum ben de şimdi dediğin gibi. Ya kaç yüz ana sene hikaye geçmiş. O aslında. Ya ana o hikaye aslında. Ana hikaye. Benim için yan hikaye bu bölüm. Tabii. O kadar sallamadım ki yani. Star Trek'e göre yan hikaye ya. Nasıl koydunuz ya bunu buraya? Ya bir de bu 500 sene geçti ama ilkelliğimizi koruyoruz. İnsanoğlunun şeyinden de çıkamıyoruz yine. Bak o döngüde de kalmışlar biraz. Sanki bir yazar da onu istiyordu ama bak ilkeliz hala iş bak. Onurum, kaderim işte evlenmelisin, kızımı hamile bıraktım falan. Bu ne oğlum? 500 sene geçmiş. Tabii. Tüfekle gelmelere geliyor yani konu hakikaten de. Evet. Ve böyle o Kaptan Picard'ın o şey halleri de falan, ben burada çok üzüldüm. Okan'a şey yaptın mı kızı? Yok amirim, yalan söylüyorlar ya. adam diyor ki kızı sen hamile bıraktın diyor. Ama ne alakası var? Ya koskoca Star Trek'te izlediğimiz muhabbete bak. Picard, Picard Ç. Picard böyle of falan, öyle sürekli aygın baygın yani, bunlar gemiden ne olur? Hepsini uzaya mı teleport etsem falan diye düşünüyor öyle o anda. Keşke 1970'ler Paris'ine gitsem diye bir havaya bakıyor. Hepsini uzaya teleport etsem ne yapabilirler ki falan diye düşünüyor belli ki. Yani o açıdan keyifli bir bölüm. Yani şeyle açısından. Yani bence güzel Star Trek bölümlerin arasında bir anda böyle hadi abi salak salak bir şeyler yazalım ve bunun salaklığını kabullenip salaklığının ne derece komik olduğunu fark edersem bir yandan da bölümde mizah muhabbeti yapılıyor ve Data düz robot haliyle çok komik ama düz robot haliyle şaka yapmaya çalıştığı zaman komik değil falan. Güzel bir açmazı sokmuş. Akıllı bir bölüm bazı kısımları. Yani mizah kısmını kim yazdıysa hoş bir bölüm yani. Bir de o dönem galiba Amerika'da şey kültürü yüksek. Hani tabii internetle beraber bambaşka bir stand-up kültürü geliyor. Hani bugün çok günlük yaşam, siyaset, belki devletler üzerinden dönen. Yani çok bar kültürü var sanırım o dönemde. Çok hakim değilim ama. Yani o yılların işte böyle çıkıyoruz barda hani... Komedyen orada biraz daha şey gibi, gerçekten hani daha böyle jestlerle biraz daha böyle, yine şimdi de var ama şimdi biraz daha az, o daha böyle tespit üzerinden, orada biraz daha böyle seyirci hareketler, o tip komiklikler. Hani bir dönem bizim de Levent Kırca'mız ya da işte 80'ler o Zeki Alasya, Metin Akpınar çok fazla hani siyasidir, jesttir, mimiktir, onlar da döner. Hani şimdi bakınca bunlar komik gelmiyor ama o dönem için sanırım Amerika'da da çok yaygınmış bu. Yok tabii canım, şimdi aslında şöyle, ben de çok büyük konuşmayayım ama yani iki tane büyük isimden örnek vererek konuşacağım. Amerika'nın Jerry Lewis etkisinden çıkıp Seinfeld etkisine girmeye çok yaklaştığı dönem. Yani bu bölümden yaklaşık bir 3-4 bölüm sonra Seinfeld etkisine girilecek. Yani Jerry Seinfeld sahnede lafbazlığı çok daha popüler edecek. Yani şu noktada bu arada tabii ki şeyler var. Başta George Carlin. Yani böyle George lafla Carlin, inanılmaz taşıyan herifler var ama George Carlin yine sahneye çıkıp yasaklı kelimeleri söyleyerek sürekli işte esrar mizahı falan yaparak böyle biraz sivri bir tip. Hani böyle genel sert, geçer kabul görmesi. Yani aslında şöyle, George Carlin'in ne derece büyük usta olduğunun kabul edilmesi Seinfeld'in bakın abi laf mizahı, tespit mizahını oturttuktan sonra aa oğlum herif tespit mizahını 80'lerde bitir yani 70'lerde bitirmiş deyip yani Carlin geriye dönük. İnanılmaz yeni mizah metoduyla beraber şey kazanıyor ama mesela işte bu dizinin döneminde Carlin yine büyük adam ama şey değil. Yani Seinfeld'in Seinfeld dizisine geçiş yaptıktan sonra sahneye çıkıp ya bu arada uçaklar da ne oluyor abi falan tarzı, hani anladın mı? Artık bize çok eski gelen hani, ama o zaman şey böyle abi herif çıktı otobüs biletlerinden bahsetti 20 dakika gül gül öldük falan, hani böyle o zamanında yenisine çok yaklaşıyoruz. Fiziksel komediden ya da böyle komik anı anlatıyorumdan tespitlere, durumlara falan geçilme şey noktası böyle biraz. O arayı yakalamışlar aslında bu bölümde de biraz. Güzel, güzeldi ya. Yani bu tip detayları da görmek güzel oluyor dizide. Evet, bir de tabii o stand-up'ları yayamıyordun o dönem ya. Çok herhalde şey kültürü, bar kültürü kalıyordu. TV'ye çıkma gibi bir şeyin yok yani. Dizi oldun, tam dizi olunca çıkıyordun. Yo, 80'de. Var yine abi, var. Mesela aynı bu dönemde HBO'da falan George Carlin'in gösterileri var yani. Şey, stand-up ama işte... Ya şey gibi düşün mesela, Eddie Murphy'nin mesela stand-up'ı bu dönemde çok meşhur. Bir tane kırmızı elbiseyle çıktı. İnanılmaz yer gök inliyor böyle. Ama şey yani,
Bizdeki Cem Yılmaz tarzı biraz çıkıyor, biraz edepsizlik yapıyor. İki evet. belden aşağı espri. Böyle hani şey ama ayarında yani belden aşağı espri. Hani Eddie Murphy'nin sivri karakteri. Birkaç tane sesini değiştirerek taklitler böyle. Taklit, bir iki tane siyahi beyaz esprisi. Yüksek enerji yani şey bizim Yiğitcan'la konuşurken onu söylüyordu. High enerji komedi. Yani böyle sahneye çıktım koparttım hadi falan. Şey takibi yok. Yani George Carlin'in ya da Seinfeld'in diyeyim yani ikisi tam aynı rotada değiller ama ya da şimdi Dave Chappelle'in yaptığı gibi işte yani sakin adam akıllı şeyler anlatıyor ve acayip noktalara değiniyor. Culuk henüz daha oturmamış ve mainstream olmamış noktada şu anda. Evet, evet. Şey bu dizinin bu bölümü sırasında. O high enerji şey işte bizde belki de bak en güzel örneği yakın dönemde kaybettiğimiz Huysuz Virgin olabilir. Tabii o çok hani biraz tam... O daha genel bir entertainer ama tabii. Aynen entertainer o. Komedyen değil ama entertainer olarak o da öyledir ya böyle lafını saplar. Aslında hani ona belki böyle bir imkan olsa da TV entertainer yerine belki böyle bir Edizard gibi böyle bir stand-upçı gibi çıksa ben çok daha büyük bir potansiyel olabileceğini düşünürüm ama tabii o daha Türk yani Türk gündemine vuruyor, Türk hareketine vuruyor. İşte lokalize edilmiş bir high enerji konsepti olabilir Huysuz Virgin'in yaptığı da. Okey var mı bölümle ilgili ekleyeceğim başka bir şey? Abim yok yani tertemiz o zaman, bölüm. Outrageous Okan'a bölümü. Bir dakika tertemiz bölüm değil. %30'u tertemiz bölüm, aynen. %70'i bomboş muhabbet. Alışkanlık oldu. Star Trek'in bizi aynen. biraz şaşırttı, biraz üzdü ama bir yandan da çok yine sevindirdiği bir bölüm olmuş. Outrageous Okan'a deyip bu bölümü kapatıyorum. Bir sonraki bölümde Loud as a Whisper'ı konuşacağız. O bölüme kadar Yatay Bakış'ta Dikey Çakış Sungur'un kanalı takip ediyorsunuz. Yine oyunları izlemek istiyorsanız Sungur'dan hepsi orada. Biliyorlar, biliyorlar abi. Aynen. Diğer bütün muhabbetlerde bizde. You know the shit gelin. Arkadaşlar. Aynen. Bilmeyen varsa abi sonra biri gelip bilmiyorduk abi falan diyor. Ondan sonra ben de üzülüyorum. Dur lan bir daha duyurayım diyorum. Yine duyurmuş olayım. Peki. Hadi öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.